Merhaba arkadaşlar, evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle kaktüsler arasında kalmış olan harika çiçeği açmış milli çiçeğimizin dikenler tacı çiçeğimden bakımlarını ve nasıl baktığımı, ne zaman ne yapıp nasıl suladığımı anlatıyor olacağım. Hemen şöyle önündeki kaktüsleri kaldırıp onu oradan çıkartıyor olacağım arkadaşlar. İşte bizim milli çiçeğimiz, dikenler tacı çiçeğimiz. Size daha net çekim yapabileceğim yere doğru şöyle bir onu götürüyorum. Çiçek rengi çok güzel, böyle pembeli beyazlı gibi, sanki böyle yazın sıcaklarında açtığı zaman daha koyu renkte açıyor. Böyle ilkbaharlarda daha açık renkte bir çiçeği var bu çiçeğin. Bu kaç yıllık? 2 yıllık bir çiçeğim. Yani çelikten köklendirmiştim ve 2 yıldır sonuç bu. Hemen hemen ilk diktiğim yılda da çiçek açtı ve sürekli çiçek açan bir çiçek. Senede 2 defa çiçek açıyor. Milli çiçeği sağlıklı geliştiği süre içerisinde. Milli çiçeği böyle çok yapraklı bir çiçek değildir. Size bunu gösteriyor olacağım öncelikle. Çünkü bana milli çiçeğim yaprak döküyor diye yazanlar var. Dökülsün. Önemli olan kök sağlığı. Kökleri sağlıklı olduktan sonra, yukarıdan yeni yaprak verdikten sonra alttan yaprak dökülmesi hiçbir problem değil. Görüyorsunuz ki yukarıdan yeni yapraklar vermeye devam ediyor. Ama altta böyle dop dolu bir yaprakları yok. Milli çiçeğinin kendi özelliğidir. Dikenler tacı denmesinin de sebebi, görüyorsunuz ki beden kısmı genel olarak dikenlidir. Ve yaprak sayısı az ve çiçek açan bir çiçek arkadaşlar bu. Yani yaprak dökmesine takılmıyorsunuz. Kendisi sağlıklı ve yukarıdan yeni yaprak çıkardığı süre içerisinde. Buna nasıl bakacağız? Ben sonbaharda bunlara solucan gübresi eklemiştim arkadaşlar. Şu an ilkbahardayız. İlkbaharda da solucan gübresi çok az miktarda ekledim. Tüm çiçeklerimi ekledim. Şöyle 2,5 kilo kadar bir solucan gübresi almıştım. Hepsine, yani elimi poşete sokup birer avuç hepsine gezdirdim. Buna da koydum. Ve henüz koyduktan sonra sulama yapmadım. Çünkü toprağım nemliydi. Milli çiçeği çok fazla suyu sevmez. Kaktüslere yakındır bir bakımı. Çok da zahmetli bir çiçek değildir. İşte senede 2 defa böyle solucan gübresi ekledikten sonra da sadece toprağı kurudukça sulama yapmak kaydıyla bakımını yapabilirsiniz. Nerede bakacaksınız? Çok yakıcı güneşi sevmez. Yakıcı güneşten uzak tutun. Ama günlükte güneş almasından ona bir zarar gelmez. Benim balkonumda güneş alıyor mu? Almıyor. Ama Antalya'nın sıcağında çok da güneşe ihtiyaç duymuyor arkadaşlar. Ama tabii ki sabah güneşi ya da şöyle akşam güneşine doğru, güneşten de ona hiçbir şekilde bir zarar gelmez. Sizler güneş alan yere koyabilirsiniz. Ev içerisinde bakılmaktan çok hoşlanmaz. Ev içerisinde bakacaksanız mutlaka camı açık tutacağınız, gün içerisinde camı açık tutacağınız bir yerde ya da kapının yakınında koymalısınız ki dışarıdan gelen havayı da hissetsin. Şurada benim İrfani ablamızdan gelmiş olan bir dikenler tacı çiçeğim daha var. Ondan bayağı bir gelmişti. Tek bir adetini yetiştirebildim. Çünkü çok küçüklerdi. Geldiklerinde bir de haşlanmış gibi böyle bir erime şekilleri vardı kök kısımlarında. O nedenle bir tanesini kurtarabildim ve yeni yapraklar veriyor. Onu da sizlere hemen şöyle bir göstermiş olayım arkadaşlar. Toprağı nasıl olmalı derseniz, bahçe toprağında yetişir. Bahçe toprağı, işte perlit ya da azıcık toflu bir toprak katabilirsiniz. Ama böyle çamurlaşan, sıkılaşan bir toprak olmaz ise eğer, daha güzel gelişim görürsünüz dikenler tacı çiçeğinizde arkadaşlar. Kışın suyunu az miktarda veriyoruz. Kaktüs gibi yaz geldi mi de sulamayı, hem sulama sıklığını hem de su verme miktarını arttırıyoruz arkadaşlar. Yani zahmetsiz, kolay bakılan bir çiçektir. Bunu sizlere bu videoda kısaca anlatmış olayım arkadaşlar. Eğer ki varsa sorularınız yorum kısmına bırakabilirsiniz. Videomu da beğendiyseniz beğeni bırakmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum sizlere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.